Bizim her zaman söylediğimiz gibi yani size bir palamut yapayım dedim. Ama elimden bir kaza çıktı ve maalesef arkadaşlar ilaç oldu. Bu palamut olmaktan çıktı artık. Şu etin güzelliğine bakar mısınız? Bütün samimi tayfa ailem için alıyorum. Bir tadına bakayım şöyle. Tertemiz oldu. Öyle lagaluga bir balık olmadı. En önemli püf noktasını gösterdik. Şimdi bakın bu biberlerin bunun içinde ne işi var diyebilirsiniz. Biber de tadını bu zeytinyağı karışımına verdi. Biberin her tarafını buraya buladım. Şurada bir tablo oluşturdum. Bakın arkadaşlar bu tablomuz bizim. Arkadaşlar bakın tam mevsimi ve palamut işte bu şekilde doğrandı, alındı ve sizlere samimi mutfak farkıyla anlatımını bekliyor. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Palamutun hiçbir yemek kanalında üzerinde durulmayan, gerçekten çok çok önemli olan bir noktasını sizlere anlatarak fırında palamut yemeği yapıyoruz. Hadi bakalım püf noktasından başlayarak yavaş yavaş adım adım ilerleyelim. Biraz yakın çekime geldik. Sanki bir profesörün cerrah edasıyla çalıştığı gibi şurayı size göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, ister bu palamudu gidin kendiniz tutun, isterseniz denizin içine gidin bu yavrunun peşinden koşun. Ama palamudun orta noktasında bakın böyle bir kanlı yer vardır. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın şurayı görüyor musunuz? Bunu ben kasaptan aldım. Ama ne yapmış? Kasap bunu tertemiz temizlemiş kardeşimiz. Evet, emek vermiş. Tertemiz temizlemiş. Ama siz de yapsanız palamutun bu orta noktasında bir kanlı bölüm vardır. Şimdi ben size bunu yakın çekimden göstereceğim. İşte palamut balığının tadını bozan kısım budur. Ve palamudun kanından ne kadar arındırırsanız o kadar temiz, o kadar lezzetli bir balık yaparsınız. Bu da en önemli püf noktasıdır. Aksi takdirde palamut balığınız acıyabilir ve tadını bozabilir. Şimdi bunu açarak sizlere detaylı bir şekilde gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar ben size palamutun ince ayrıntısını göstereceğim ama önce şunu böyle göstereyim. Bugün yapacağımız ürün de sırf soğuk sızma yağı olacak. Bakın arkadaşlar bu kadar soğuk sıkım yarım çay bardağı kadar sızma yağınızı alıyorsunuz. Ve buradaki 3-4 diş sarımsağı çok az malzemeyle yapacağız biz bugünkü palamutumuzu. Öncelikle onu söyleyelim. 3-4 diş sarımsağı böyle ezerek bunların dış yüzeylerini şu şekilde çıkartarak sarımsaklarımızı biraz kıydıktan sonra açıyoruz. Ezerek açın arkadaşlar ki sarımsağın kokusunun zeytinyağına geçmesini isteyeceğiz. Çünkü palamut biraz yavan bir balıktır. Onun daha lezzetli olması için. Evinizde biberiye varsa şu an bende olmadığı için ben kullanmıyorum ama evinizde biberiye varsa onu da kullanın. Bakın burada açtık. Şöyle güzelce bunları açtım. Ben bunları doğruyorum. Şöyle. Çok basit, son derece basit bir palamut tarifi ve çok lezzetli bir tarif. Bunu alıyorum. Buradaki zeytinyağının içerisine arkadaşlar koyuyorum. Bakın. Önce bu lezzet karışımını hazırlayayım. Sonra ben size palamutun o ince ayrıntısı olan bölgeyi göstereceğim. Şimdi bunu bu şekilde yaptım. Bakın zeytinyağının içine koydum. Beklemesi lazım. İçine birazcık deniz tuzu atıyorum. Ve çok az attım deniz tuzunu. Çünkü balıkların üzerinden atacağım. Ve merdane karabiberden çok az bunun içerisine atıyorum. Bakın arkadaşlar. Bu bizim lezzet karışımımız. Bugünkü balığımızın püf noktası işte bu. Bu kenarda bu şekilde demlenecek. Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı. Bunu buraya koyalım. Şimdi gelelim bir cerrah edasıyla palamut balığının neden kötü olduğunu size açıklamaya çalışacağım. Yani neden tadı bozuluyor? Bakın arkadaşlar balığı buraya aldım. Balığın orta kısmından burayı açıyorum. Bakın. Açıyorum. Ve görmeniz için şurayı biraz havaya kaldırıyorum. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu ucunu da keseceğim ben size daha rahat gösterebilmek için. Şuraya bakmanızı istiyorum şimdi. Bakın burada bir zar gibi bir şey var. Burayı yırtıyorum. Bakın ne olacak arkadaşlar. Bu zarı yırttığımda içindeki kanı görüyor musunuz? Çok bariz bir şekilde kanı görüyorsunuz. İşte arkadaşlarım bu kanın şu an kokuyor da zaten kötü bir şekilde. Bu kanın şu şekilde temizlenmesi lazım. Bakın ne yaptım? İçindeki kanı temizledim. Ben bunu daha önce barakuda balığında da size anlatmıştım. Bunun çok önemli bir şey olduğunu söylemiştim. Ben şimdi bu şekilde bakın o kadar çok yoğun bir kandır ki arkadaşlar bunun bütün dilimlerde olduğunu düşünün.
Bunu birçok arkadaşımız bilmez. Birçoğu da yapmaz. Bilenler de zaten niye yaptığının farkında değildir. İşte samimi mutfağın farkı burada ortaya çıkıyor. Dilimleri bu kan pıhtısından ayırmamız lazım arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra bu yavruyu istediğin gibi pişir. O yüzden ben bununla oynamayacağım. Vay efendim domatese yatırayım, vay patatese yatırayım. Üstüne bilmem ne koyalım. Bunun üzerine kamyonla da çıksan kardeşim, bu orta noktasını almadığın sürece palamut balığı lezzetsiz bir balık olur. Şurayı kamera yakından çekerse bakın, bütün dilimlerin içerisinde bu siyahlıklar vardır. Bakın bunun içinde de var arkadaşlar. Bunun içerisinde de var. Bakın burada da var. Görüyor musunuz? Yani bunların ne kadar temiz, bakın şunu görüyor musunuz? Ne kadar fazla. Bakın bakın arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Ne kadar temizlenirse temizlensin, bu kan pıhtısının mutlaka temizlenmesi lazım. Yoksa bunu yağda batırsanız, amuda da kaldırsanız bu palamuttan hiçbir şey olmaz kardeşim. Olsa da acı olur ve tadı bozuk olur. Ben bunları şimdi kendi usulümle ve az önce şurada size gösterdiğim, şöyle uzaktan baktığınızda şurada gösterdiğim şöyle pırıl pırıl hale, tertemiz hale getireceğim. Ben bunu temizliyorum. Sonra işlemlere geçiyoruz. Evet arkadaşlar, yavruları böyle dizdik. Şimdi bunları yıkayalım. Hemen işlemlerimize geçelim. En önemli püf noktasını gösterdik. Şimdi bakın bu biberlerin bunun içinde ne işi var diyebilirsiniz. Biber de tadını zeytinyağı karışımına verdi. Biberin her tarafını buraya buladım. Şurada bir tablo oluşturdum. Bakın arkadaşlar, bu tablomuz bizim şaheserimiz. Bir tane biber parçasını buraya koydum. Bir tane biber parçasını da aha buraya koydum. Gördün mü? Tablomuza nasıl yaptık peki? Yarım dilim domatesi 4 parçaya böldük. Bir tane soğanı da 3 parçaya böldük. Sonra getiriyorum şu karışım var ya arkadaşlar. Bu karışımı buraya şöyle gezdire gezdire. Bunların üzerine de gezdirin biraz. Yani elinizi çok korkak alıştırmayın. Buraya böyle yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Bu karışımın içerisine buradaki balığımızı batırıyoruz. Bakın batırdım. Getiriyorum şuraya, bir yere koyuyorum. Buraya koydum. Diğerine geliyorum. Diğerini de batırdım. Getiriyorum. İki tarafını da güzelce batırıyorum. Onu da buraya bir yere koydum. Sanat eserini icra eder gibi buralara böyle yerleştiriyoruz. Bu arada fırınımızı 180-200 dereceye ayarlayın arkadaşlar. Fırınımız 180-200 derecede. Şunun da bir tanesini de biberin üzerine koyuyoruz ki altına hava akımı girsin. Bunu da aynı şekilde şöyle. Tablomuz hazır. Fırınımızı ayarlıyoruz. 180-200 derecede 35 dakika filan fırında bu şekilde. Başka hiçbir malzeme koymadan içine sadece şöyle bir üzerinden yarım bardak kadar su gezdirebilirsiniz arkadaşlar kenarlarında. Şunun içindeki sarımsakları falan da bunun üzerine atın şöyle. Ve bunun üzerine bir hafif karabiber rendesi yapacağım ben şimdi. Çok az karabiber rendesi yapıyoruz. Bu taraflara doğru da yapıyoruz. Bir de tuz yapıyoruz arkadaşlar bunun üzerine. Ve çok az da yarım bardak da su döküyoruz bunun içerisine ve fırınımıza atıyoruz. Evet, bu kadar işlem, bu kadar. Hemen fırınımıza geçiyoruz. Şöyle yarım bardak kadar su ekliyoruz. Sadece onun buharından faydalanmak istiyoruz. Ve işte birinci sınıf natürel, sadece karabiber ve tuz, biraz da sarımsak kullandık. Fırınımıza atıyoruz. Açıyoruz fırınımızı ve o mamma mia. Şuna bir bakmanızı istiyorum arkadaşlarım. Şu şaheseri görmenizi istiyorum. İşte mükemmel balık. İşte kardeşlerim, muhteşem bir palamut. Bizim her zaman söylediğimiz gibi, yani size bir palamut yapayım dedim. Ama elimden bir kaza çıktı ve maalesef arkadaşlar ilaç oldu bu. Palamut olmaktan çıktı artık. Şu etin güzelliğine bakar mısınız? Bütün samimi tayfa ailem için alıyorum. Bir tadına bakayım şöyle. Arkadaşlar inanılmaz. Tabii ki bunun ilacı limon.
Yalnız limonu biraz dinlendikten sonra sıkın. Ben şimdi sadece tadına bakmak için yapıyorum. Şu biberlerin güzelliğine, şu biberlerin müthişliğine bakar mısınız? Yalnız bunları lütfen benim doğradığım gibi doğrayın arkadaşlar. Yoksa dağılır. Bakın soğanları koca koca bırakmıştık. Soğanlar bile ne hale gelmiş. Yani artık anlatacak bir şey yok. Görünen köy kılavuz istemez. İşte arkadaşlar bugünkü şaheserimiz de böyle. Eğer birazcık size faydasını olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza abone olmayı, kayıt almayı ve bizlere mesaj atmayı unutmayın. Şuradan bir yerden diyet yemeklerine, oradan bir yerden diğer yemeklerimize ulaşabilirsiniz. Samimi Mutfak kanalının bu güzel şaheserlerinden herkesin haberdar olması için arkadaşlarınıza bilgi verin. İşte yakın çekimden gösteriyorum. İçine hiçbir malzeme koymadık. Çok natürel, mükemmel bir şu balığın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Hani palamut sevmeyen adama bunu yap, sonra gel kardeşim bana. Evinde imparatorluğunu tescilleyeceksin. Bunun üzerine balık yemeyeceksin. Lütfen arkadaşlarım herkese bu güzellikleri paylaşarak Samimi Mutfak tayfasından, Samimi Mutfak ailesinden bahsedelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Herkese selam olsun. Samimi tayfama ayrıca selam olsun. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi eyvallah. World is your kitchen.